Şimdi bu geleneksel kaba siyaset de budur. Zaten bu işlerin içine böyle düşmemizin ve birbirimize batı karşısında sahip çıkamayışımızın sebebi de bu cümledir. İlişkilerimiz iyi. Dün de Gaddafi ile iyiydi. Dün de Saddam'la iyiydi. Şimdi de Beşar Esad ile iyiydi. Bu cümleyi bizim ilişkimiz iyi diye bir şey iyi olmaz. Biz diyeceğiz ki Beşar Esad'ın ya da Saddam'ın ya da öbürünün ya da bizim halkıyla ilişkileri iyi mi? Siyasetiyle ilişkileri iyi mi? Yani bakacağımız yer orası. Adam ben neyse iyi. Öyle baktın işte, çıkar menfaat ilişkisi dediğim bu. Adam orada bir siyaset yapmış mı değil mi? Evrensel hukuk, ilkeleri, yargılama, mahkeme, değil mi? Haklar, seyahat özgürlüğü, yazıp çizme, ifade özgürlükleri, bunlar. Biz Avrupa ülkelerine bakarken başından beri bunlara bakmadık. Çok doğru. Nereye baktık? Biz, bizimle işimiz, aramız iyi. Katar bizimle iyi, o zaman bir şey yok. Şimdi mesela Suudların Amerika ile arası iyi. Bizimle ilişkileri iyi. Bu bizimle ilişkileri iyi cümlesi işte menfaat çıkar ilişkisi bugün Arap dünyasını ve bizi mahveden bir cümle. Biz başından beri şöyle bakmalıydık. Ya bu insanın halkıyla ilişkileri nasıl? Halkı konuşabiliyor mu? Üniversiteye gidebiliyor mu? İfade özgürlüğü var mı? Seçim var mı? Nasıl davranıyor? Bunlara bakmadık ve bunlara dair de yazılarımız da yoktur. Orada muhabirlerimiz de yoktur. Onların toplum hayatını da inceleyebilmeyiz. Tarihten kalmış, Selçuklu, Osmanlı'dan zihnimizde kalmış da bir Arap şeyi vardır. Arap işte öyledir, Arap böyledir falan gibi. Yani Osmanlı'dan emanet bir vizyon, Arap şeysi ve bakış açımız. Orada bambaşka bir dünya var ve dünyanın da en güzel insanlardır bunlar. Ben de size söyleyeyim, çok açıktır. Bu İpek yollarını tarihten boyu, ta eski Yemen'den beri, yani tarihin ilk günlerinden beri bu kıta hep geçişleri kıtası olduğu için çok insanlar görmüşler, çok uygarlıklar görmüşler. Ve her tür cins insanla çok rahat yaşayabilen ve konuşabilen, üstün meziyetleri olan. Yani böyle insanlar, yani Bağdat mesela dünyanın ilk kozmopolit şehridir. Çok büyük kozmopolit şehridir. Şimdi oraya Amerika girdikten sonra orası mahalle mahalle üçe ayrıldı. Orada bin çeşit insan yaşadı. Bakın Arap toprakları, Kahire dünyanın en kozmopolit ülkesidir. Ta New York, Londra yok. Onlar beceremiyor zaten, şu anda geleni kovuyorlar. Kahire hayatında kimseyi kovmadı. Beyrut kovmadı. Bağdat kovmadı hayatında hiç kimseyi. Ne zaman kovuldu bunlar biliyor musun? Son 30 yıldır, 40 yılda Batı'dan milliyetçilik öğrendikçe, Batı'nın silahları geldikçe bu insanlar da orada mutasip, hayatlarında olmayan bir sert bir İslam öğreniyorlar. Her neyse, bu topraklarımızdaki siyasetçiler hem de yazarlar kendi öz kardeşlerine iyi bakmadılar ve onun acılarını çekiyoruz. Hı hı. Onlara çıkar menfaat diye baktınız. Onların kendi ülkeleriyle nasıl ilişkiler kurduğu bakılmadı. Gaddafi bize İşçi alıyor mu? Güzel. Müteahhitlerimizi alıyor mu? Güzel. Başka ses yok. Saddam da öyleydi. Bize inşaat verdi mi? Verdi. Zaten mercimek sattık mı? Sattık. Bulgur da sattık. Tamam. Ama o adamın orada nasıl halkına, değil mi, şey yaptığı, bir demokrasi inşa etmediği zaten bizim hem liderlerimiz tarafından dile getirmeli hem yazarlarımız tarafından. Yani bir nevi bizler de şöyle mi yapıyoruz yoksa? Biz de kenarda bekleyip onlar da böyle bir artık delirsin, zıvandan çıksın da hani yani onların delirmesini bekliyoruz. Bu şeyin, tek adamlığın bir delirme ve zıvandan çıktığını seyrettik. Hı hı. Yani ve hani bir nevi de hani şey yapıyorsun, zıvandan çıkması da senin hani hoşuna gider gibi şey mi oluyor? Ama yani Tayyip Erdoğan kusura bakmasın, biz kendisinin diktatörlüklerine, değil mi, hukuku haksızca kullanmasına, bu Silivri'ye karşı çıkmamızın da sebebi odur. Burayı bir Gaddafi ülkesi, Saddam ülkesi yapmayacağımızın dememizin sebebi de olur. Çünkü bir şey zıvandan çıkarsa, artık bu zır deliliklere doğru giderse, işte burası da Gaddafileşir. Biz sizler Gaddafi olmayın diye burada bu siyasal mücadeleyi veriyoruz. İnsan nedir? Birey nedir? Toplum nedir? Sivil haklar nedir? Bunları sana göstermek istiyoruz sizlere. Çünkü bizim bu siyasal mücadelemiz olmazsa, hani beni Silivri'ye attım, ben de sesimi çıkarmasam, işte Gaddafi. Bakın burada bir hukuk mücadelesini vermemizin sebebi sizler Gaddafi'ye benzemeyin.